kolay gelsin. Derin, sen niye yatağında değilsin? İyiyim ya, işimin başına dönmem lazım. Zaten hastanedeyiz, ne olacak? Tamam, ben sana daha fazla istirahat et diyemem ama artık konuşalım mı? Sen bunu nereden buldun? Doğum günüm diye bana verecektin değil mi? Ben bunu sana ihtisastayken almıştım ya. Dolabından anahtarını hep kaybediyordum. Kaybetme diye almıştım. Herkes seninle dalga geçiyordu bunu taşıyorsun diye ama sen ısrarla yanında taşıdın. Yani moralim bozuk, hatırlayınca gülersin diye getirdim. Öyle çok bir anlam yüklemeye gerek yok. He. Ben senin söylediğin hiçbir şeyi unutmuyorum. Sen de benim sana verdiğim hiçbir şey atmıyorsun demek ki. Derin. Derin, anne geliyorum dedin, bütün gece bekledim. Kaza olmuş kızım, nasılsın, iyi misin? Suzan mı haber verdi sana? Vermese miydi? Annenim ben seni. Ne oldu, nasıl oldu kaza? Gördüğün gibi gayet iyiyim Mehveş Hanım. Şimdi cemiyetin kollarını atabilirsin kendine, yani sorun yok. Ne, niye öyle bakıyorsun? Her zaman yaptığın şey değil mi bu? Karabatak gibi bir anda ortaya çıkarsın çünkü bir derdin vardır. Yardım istersin benden. Sonra da hop ortadan kaybolursun. Her zaman yaptığın gibi. Ama bu sefer yapamadın, ben seni alt ettim. O yüzden şimdi izin verirsen ben bugünlük annemin annesi olamayacağım. Sana da, kardeşine de elimden geldiğince... Davetler, içkiler izin verdikçe. Annelik yaptın. Yapmadın. Aylardır ağzıma içki koymadın Derin. Seninle bir yemeğe çıkalım mı? Karşılıklı konuşuruz, olmaz mı? Senin derdin ne ya? Hı? Söyle. Çünkü buraya kadar gelmişsin, belli ki bir derdin var senin. Çekinme. Babamın evlerinden birini satmak mı istiyorsun? Sat. Aile hesabına para mı çekmek istiyorsun? Çek. Ne istiyorsan yap. Ama bana bulaşma daha fazla, tamam mı? Derin, kızım yapma. Tamam, bırak. Kimdi o yanındaki? Sevgilin miydi? Anne kız konuşalım mı biraz? Anne kız mı? Biz seninle ne zaman anne kız olduk ya? Ne zaman olabilirdik biliyor musun? Mesela ben ilkokula başladığımda o çok önemli davetlerinden birine gitmek yerine benim yanında olsaydın. Ya da ben ilk aşık olduğumda oturup benimle dertleşseydin. Sen her içip dağıttığında arkanı topladığım için bir kere olsun benden özür dileseydin. Babam öldüğünde ben kendimi bu kadar suçlu hissederken sen hızlıca hayatına devam etmeseydin mesela. Belki o zaman olabilirdik. Anlamadan, dinlemeden yargılıyorsun beni. Benim çocukluğuma dair ilk hatırladığım anı ne biliyor musun? 5 yaşındaydım. Sen yine o çok meşhur davetlerinden birini veriyorsun evde. Tabii ki yine içip içip dağıtıyorsun. Sonra babamın arkadaşlarından biri dayanamayıp sana alkolik diye bağırıyor. Yazık, babam da ne yapsın işte, sarhoş deyip geçiştiriyor. Herkes gittikten sonra seni duşa sokuyor. İşte üstün başın, her yerin sırılsıklam. Ben yardım etmeye geliyorum. Sen beni itiyorsun. Hı hı. Yere düşüp başımı çarpıyorum ben. Ama sonra kalkıp yeniden geliyorum. Sen beni tekrar itiyorsun, tekrar itiyorsun, tekrar itiyorsun. Tıpkı bütün hayatın boyunca yaptığın gibi. Ben küçücük bir çocuktum ya. Tek istediğim senin tarafından sevilmekti. Ama ben hep seni sevdim, ben yardım ettim, ben seni dinledim. Sence de bunda bir tuhaflık yok mu ya? Ben yıllarca sana kızdım. Senden nefret ettim, sana öfkelendim, kırıldım. Ama sonra bir gün hepsi gitti. Sana dair hissettiğim her şey bitti.
O yüzden biz artık çabalamayalım, olur mu? Çünkü biz birbirimizin yaralarını saramayız. Biz birbirimize yeni yaralar açabiliriz. Dün akşam da gelseydim sana bunları söyleyecektim. Bir şey söylemeyecek misin? Ne bileyim, özür dilemeyecek misin? Ya da belki pişmansındır. Farkında değildim dersin. Beni affet dersin. Ben de içim rahat buradan giderim. Derdim. Ama bu anlattıkların hiçbirisini hatırlamıyorum. Böyle hissettiğin için gerçekten çok üzgünüm derin. Bu anıların hiçbirisi bende yok. Benim hatammış. Yine senden beklentim varmış. Belki özür dilersin sandım ama... onu bile beklememek gerekiyormuş demek ki. Bu da bana ders olsun. Derin. Annen miydi o? Aras, ben şu an bunu konuşmak istemiyorum. Aras. Derin. Efendim? Biraz konuşabilir miyiz? İstemiyorum dedim, lütfen. Hadi konuşalım artık, gel. Aras, nereye? Lütfen. Ya Aras. Zelincim, gelir misin bir nereye? Dakika? Tamam, burada konuşalım. Bir dakika, gel. Tamam, söyle. Derin. Şimdiye kadar hep sen konuştun, ben dinledim. Şimdi ben konuşacağım, sonuna kadar sen dinleyeceksin, tamam mı? Derin, sen haklıydın. Gerçekten haklısın. Beni bu dünyada en iyi tanıyan insan sensin. Her şeyden önce benim en yakın arkadaşım sensin. Ve evet, ben duvarları olan biriyim. Gardları olan biriyim. Sert biriyim, evet. Çünkü ben ameliyathanede insanların kalplerini elime alıyorum. Güçlü olmak zorundayım. Ve savunmasız kaldığımda, gardım düştüğünde kendimi güçsüz hissediyorum. Ama artık sana karşı tamamen savunmasız olmak istiyorum ben. Aras. Derin, sonuna kadar dinleyeceğim. Derin, dinle lütfen. Senin yanında bambaşkayım ben, Derin. Dünyaya karşı başkayım, senin yanında başkayım. Belki de bu yüzden kaçtım. Canım yanarsa yansın. Seninle olmak istiyorum ben. Seninle olduğunda canım yanarsa yansın. Gerçekten umurumda bile değil. Derin. İlk gördüğüm andan beri ben sana deli gibi aşığım. Korkmayacaksın. Derim, ben yapamıyorum deyip gitmeyeceksin. Korkmayacağım, gitmeyeceğim. Bahaneler bulmayacaksın. Kaçmayacaksın. Gitmeyeceğim. Ve senin gitmene asla izin vermeyeceğim. Kalbini hiç kırmayacağım. Söz. Ve sonunda... Ama ne yalan söyleyeyim, Aras'tan hiç beklemiyordum böyle bir şey. Azra'dan ilham aldı herhalde. Ama yine de ben korkuyorum ya. Suzan, böyle içimde bir huzursuzluk var desem. Hayır deme. Deme artık, yasaklıyorum bunu demeyi. Hep böyle yapıyorsun. Ne zaman mutlu olacak olsan bunu bozacak bir şey buluyorsun. Bu sefer yapma, olur mu? Kafanda dolaşan tilkileri tatile gönder. Tamam, anlaştık. Tilkileri de, karabasanları da hepsini yolluyorum. Huzurlu ve mutlu biri olarak işin başına dönüyorum. Oh ya! Ya benim için çok kolay olmayacak ama hallederiz. Hallederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.
Anne. Anne. Bu gece sana gelebilir miyim? Tabii ki. Tamam.